Arkadaşlar hepinize merhabalar. Karşınızda Birthday Wishes bebeğim. Bu bebeğimi açmıştık. Davet bebeğimi açmıştık. Fashionistas 63'ü açmıştık. Şimdi sıra bunda arkadaşlar. Çok gerçekten beğendiğim bir bebek. Neden biliyor musunuz? Yüzü eski Barbie'lere benzemiyor mu? Bakar mısınız? Bu yüzden onu çok ama çok beğendim. Ve kıyafeti çok güzel. Böyle biraz nostaljik bir havası var arkadaşlar. O yüzden çok beğendim. Antika gibi duruyor, öyle söyleyeyim. Hemen kutunun arkasını göstereyim arkadaşlar. Şuraya yazıyoruz. İyi ki doğdun. Mutlu yıllar diye. Evet, hazırsak hemen kutudan çıkarıyorum arkadaşlar. Ya arkadaşlar çok güzel ya. Arka plana bakar mısınız? Ya ben bayıldım bu bebeğe. Çok güzel. Gözleri de bakar mısınız? Menekşe rengi gibi. Çok hoş bir rengi var gözlerinin. Kesinlikle bu bebeklere ayrı bir özeniyorlar arkadaşlar. Zaten öyle de olması gerekiyordu. Çünkü hediyelik bir bebek. Doğum günü bebeği adı üstünde. Evet, şimdi eğer hazırsak hemen bebişlerimizi kutudan çıkarıyorum. Pardon, tek bebeğimiz var. Bunu çıkarmıştık zaten arkadaşlar. Onu da görünce bir an bebişler oldu. Ve arkadaşlar bunu da şimdi yine aynı şekilde standı şöyle koyuyorum. Hemen bebeğimizi buraya oturtuyoruz ve tanıtıyorum. Bu arada arkadaşlar bu standı kullanması nasıl diye soracak olursanız bu şekilde arkadaşlar kullanıyorsunuz. Evet, göstermek istedim. Belki hani ilk defa alacak olan arkadaşlar falan vardır. Evet, şimdi bebeğimizi koyduk. Hemen inceleyelim. Çok ama çok tatlı bir bebek. Bakışı, duruşu. Bu biraz daha şey duruyor. Diğerleri daha böyle nasıl diyeyim, cool ve havalı duruyor. Bu biraz daha böyle masum mu desem. Daha şey duruyor ya. Onlar gibi durmuyor. Yani şimdi şuradaki duruşa bakar mısınız? Onunla kıyasladım ve onun gibi durmuyor. Bu da biraz daha hani böyle şey, ben çok havalıyım gibi duruyor ama bu biraz daha ya eskiyi anımsattığı için mi bilmiyorum ama dediğim gibi kızlarımızın kalpleri gerçekten çok iyi. Şimdi saçları böyle kıvırcık arkadaşlar. Gördüğümüz gibi. Gözleri menekşe rengi demiştik. Böyle arka fonda da zaten gül kullanmışlardı. Küpesi de çok güzel, güllü. Yüzüğü var böyle arkadaşlar. Kıyafeti çok güzel, dedim ben bu kıyafete hayran kaldım. Hatta bu kıyafeti normal bir fashionistasıma giydim. 63 numaraya giydireceğim bu kıyafeti ve bakacağım. Tabi saçlarını yapmamız gerekecek ama yapmadan bir bakalım nasıl duracak. Pembe öje kullanmışlar arkadaşlar, şöyle göstereyim. Bebekte çok sadece çok aşırı beğenmediğim şey ayakkabıları oldu arkadaşlar. Göstereyim ayakkabılarını. Yani bu ayakkabılar daha güzel olabilir diye düşünüyorum. Şöyle göstereyim. Çok aşırı güzel durmuyor. Birazdan çıkarıp da gösteririm hatta. Ama kıyafet çok güzel. Zaten ayakkabılar gözükmediği için çok bir önemi yok aslında. Ama hani diğer şeylerde kullanacağım bir ayakkabı olsun isterdim. Çok fazla aşırı kullanmam diye düşünüyorum herhalde. Ama arkadaki kırmızının ayakkabısını olsun, onu olsun kullanırım. Evet arkadaşlar, şu şekilde gerçekten çok hoş, gördüğünüz gibi. İnanılmaz hoş duruyor. Aslında çok açık çıkıyor rengi. Biraz şöyle gördünüz mü arkadaşlar şimdi? Tam rengi bu. Işıktan dolayı biraz böyle açık duruyordu rengi az önce. Tam kendi elbisenin rengi bu arkadaşlar. Şöyle makyajına da bir bakalım isterseniz. Bu şekilde kahkülü falan, eskileri anımsatan, sanki 90'lardan kalan bir bebekmiş gibi duruyor. Yani bana öyle geldi. Size de mi öyle geliyor bilmiyorum ama. Bir de isterseniz iki doğum günü bebeğini yan yana koyalım bir bakalım. Şöyle. Gerçekten çok hoş durmuyorlar mı? Biraz şöyle kendilerine doğru dönsünler. Şöyle. Çok hoş duruyorlar gerçekten. Hatta bir davet bebeğini de koyayım bence ortalarına. Evet arkadaşlar, sizler için hepsini bir araya getirdim. Favori bebeğinizi alta yorumlara yazar mısınız? Hangisini daha çok beğendiniz? 1, 2, 3 diyelim. Numaralandıralım. Benim favori bebeğim, benimkini soracak olursanız bu oldu arkadaşlar. Ardından bu bebek, o da eski gibi gözüktüğü için daha sonra, ama hepsini eşit sevdim aslında. Ama hani en diye soracak olursanız tabii ki davet bebeği, çünkü çok asil duruyor, farklı duruyor. Evet arkadaşlar, şimdi bebeğimizi tanıtmaya devam edelim isterseniz. Gözlerimi alamıyorum ben bu bebeklerden. Siz de aynısınızdır diye düşündüğüm için biraz şöyle biraz daha çekeyim isterseniz. Şöyle baştan aşağı. Evet, şimdi ben bu bebeğimize kombinler giydireceğim arkadaşlar. Kıyafetler giydireceğim ve bu kıyafetini de 63 numaraya giydireceğim.
Evet, şimdi hazırsak eğer hemen bebişimizin kıyafetini çıkaralım. Ha bu arada kıyafetini çıkarmadan önce bebeği dönüştürmek isteyen arkadaşlar olursa diye. Ben şu an dönüştürmeyeceğim. Belki ileride dönüştürürüm arkadaşlar. Sarışın MTM'nin teni 1000 ton koyu gibi olur sanki. Bir dakika bir bakacağım. Evet Asyalımıza bakalım. Arkadaşlar Asyalı mı daha uygun? Ya aslında bence yok. Sarışın MTM daha uygun olur. Bu da açık kalıyor çünkü arkadaşlar. Bebeğin yüzü daha koyu vücuduna göre. O yüzden sarışın MTM'nin vücudu tam olur diye düşünüyorum. Sarışın kullanabilirsiniz. Evet arkadaşlar şimdi kıyafetini çıkarıyorum ve onda farklı farklı değişik değişik bir sürü güzel kombin deneyeceğim. Denemeden önce bu kıyafeti önce 63 numaralı bebekle giydireceğim. Bu arada gerçekten çok havalısınız kızlar. Ve arkadaşlar karşımızda bebeğimiz gerçekten çok güzel değil mi? Bayıldım. Çok hoş durdu arkadaşlar kıyafet. Sadece dediğim gibi saçlarının yapılmaya ihtiyacı var. Şöyle artık bir topuz mu yaparız, ne yaparız bilmiyorum ama şu an yapamayacağım. Herhalde kıvırcık yapardım ben olsam. Dediğim gibi kıvırcık saç nasıl yapılır? Onunla ilgili çok güzel bir video hazırlayacağım arkadaşlar. Takipte kalın. Bu şekilde arkadaşlar çok beğendim kıyafeti gerçekten. Çok hoş oldu. Siz de beğendiniz mi? Yorumlara yazın arkadaşlar. Şimdi hazırsak eğer birthday bebeğimize kıyafet kombinleri yapacağım. Bu bebeği böyle oturtmak istiyorum. Evet, prensesimiz oturduğuna göre. Ya çok güzel değil mi? Şimdi hemen kombinlerimize başlayabiliriz. Evet arkadaşlar ilk olarak böyle kendisinde kahve tonları böyle gördüğüm için böyle bir kıyafet kombini denemek istedim. Gerçekten çok yakıştı öyle değil mi? Hem böyle 80'ler havası oldu iyice. 90'lar, 80'ler. Ve ten rengine çok güzel uydu diye düşünüyorum bu bebeğimizin. Ben çok beğendim arkadaşlar. Gerçekten çok tatlı oldu bu şekilde bu kombinle. Şöyle arkadan da göstereyim size. Evet arkadaşlar çok güzel duruyor. Çok beğendim ben bu bebeği. Şöyle bir dakika rengi yine ayarlayayım. Evet bu şekilde. Evet şimdi hemen başka bir kombin denemek istiyorum. Evet arkadaşlar Barbie kasabımızın paten yapan güzel kızı. Çok güzel olmadı mı arkadaşlar? Sanki tam onun için yapılmış gibi paten gösterisi biraz sonra yapacak. Böyle buz pateni arkadaşlar paten derken buz pateni de hem kayacak hem de dans edecek arkadaşlar. Evet bu da bu şekilde bir kombin. Ve arkadaşlar son olarak da böyle bir kombin yapmak istedim. Aslında birkaç tane daha bir şey denemek istiyorum ama son olarak hepsini böyle güzel bir giydirip çekmek istiyorum videonun sonunda böyle müzikle. O yüzden çok da uzatmak istemiyorum. Ayakkabılarımızı giymeyi unutmuşuz. Evet arkadaşlar kendi ayakkabılarını giydirdim bu arada. Kendi ayakkabılarının tam yakından görünümü bu şekilde. Dediğim gibi daha güzel olabilirmiş yani. Diğerleri kadar güzel değil. Diğerleri daha güzel çünkü bence. Evet arkadaşlar bu da bu şekilde bir kombin. İsterseniz son bir tane daha elbise giydireyim. Ay arkadaşlar çok yakışmadı mı? Bu benim favori elbisem oldu. Küpeleri ve ayakkabılarıyla çok güzel uydu çünkü. Ve ona da çok yakıştı bu. Biliyorsunuz Gamzeli Fashionistas'ın kıyafeti. Kesinlikle bu bunun kıyafeti. Onun değil. Daha çok yakıştı çünkü çok beğendim arkadaşlar ya. Bakar mısınız? İnanılmaz yani tam onun olduğu bir kıyafet daha var aklımda. O da 48 numaranın kıyafeti. Onu da denemek istiyorum. Papatyalı olan. O da bence çok yakışır. Çünkü çok nostaljik durduğu için yüzü, suratı, saçları. Bu tarz elbiseler ona çok yakışır diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar tahmin ettiğim gibi bu da çok yakıştı. Bu kızımıza daha çok böyle cicili bicili kıyafetler yakışıyor arkadaşlar. Yüzünden dolayı, duruşundan dolayı, tarzından dolayı çok hoş duruyor. Evet bu bebekte de dediğim gibi vücut değişimi yapmayacağım. Hem bu bebekler bu vücutlarda da güzeller. Dediğim gibi başrol oynatacağım için onu öyle dönüştürdüm. Bu arkadaşlar onun arkadaşları olur diye düşünüyorum. Şöyle bebişimizi koyayım. Ve gerçekten de çok güzel bir ekip oldular değil mi? Çok yakıştı. Hepsi birbiriyle arkadaş arkadaşlar. Evciliğimizde de öyle olacak. Evcilik ne zaman diye soruyorsunuz arkadaşlar. Gerçekten bütün setleri açmam lazım. Bütün oyuncuların tamamlanması lazım çünkü. Ev setlerini de açacağım arkadaşlar. Çok fazla var. Dediğim gibi en kısa zamanda inşallah. Veda edeceğim arkadaşlar ama kendi kıyafetiyle veda edelim istiyorum.
Evet, 63 numaralı bebişimiz pek çıkarmak istemiyor ama almak zorundayız. Evet arkadaşlar, bu arada bu elbisenin de boş halini görmek istersiniz diye düşündüğüm için onu da gösteriyorum. Şu şekilde arkadaşlar, son derece kabarık balo elbiselerimiz. Nişan elbiselerimiz kız isteme olmaz ama kız isteme için fazla kabarık arkadaşlar. Ve ev nişanında da giyinilmez. Ancak işte salon falan tutulursa şimdi kızımızı giydirelim. Çünkü biraz abartı olur arkadaşlar. Evde dolaşamazsınız böyle. Evet, şu şekilde giydiriyorum. Önce bu kolu giydirsek daha kolay oluyor. Bu arada aklınızda olsun. Şimdi evet, bebişimiz eski haline döndüğüne göre elini beline atabiliriz. Sizlere veda edebiliriz. Evet arkadaşlar, videom bu kadardı. Tam 3 tane güzel özel bebek açtım arkadaşlar. Her biri ayrı farklı video olarak yükledim. Videolarım kısmından bakabilirsiniz. Videolarım kısmında birçok video var arkadaşlar. Hani bana diyorsunuz ya, portatif ev aç, şunu aç, bunu yap, koleksiyonunu falan, hani abla merak ediyoruz gibilerinden. Hepsi var arkadaşlar. Videolarım kısmına gelin. Kanalıma Sare TV'ye tıklayın. Videolarım kısmına gelin. Orada arkadaşlar hepsi var. Aşağıya doğru inin. Daha önce çekmiştim çünkü bu videoları. Tekrar çekersem sıkıcı olabilir diye çekemiyorum bu sebepten dolayı. Bu şekilde arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videolarımı, daha doğrusu kızlarımızı diyelim. Ben çok beğendim arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. İyi ki varsınız. Benden istediğiniz başka videolar varsa lütfen söyleyin. Hepsini değerlendiriyorum ve hemen de çekmeye çalışıyorum. 63 numara gibi mesela. Evet arkadaşlar, bunları isteyen olmamıştı. Bunlar benim sevdiğim bebekler. Sizler için almıştım. Umarım beğenmişsinizdir. Sizleri çok ama çok seviyorum. Aşkla kalın, sevgiyle kalın. Beğenmeyi unutmayın. Bildirimleri de açmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın. Çok öpüyorum sizleri. Şöyle kocaman bir kalp.